Borska temsilcisi Yeni Çağ Gazetesi'ne. İl il geziyorsunuz sen genel başkan. 2021 yılında seçim var mı? Yani onu o tarafa doğru ben şey yapamam. Çok bir şey göremiyorum. Evet. Daha evvel bir hani şeyde öngörüde bulunmuştum Sunada seçime dair. Şu anda çok şu gün seçim olur, şu zaman seçim olur gibi bir öngörüm yok. Ama genellikle gezdiğimiz yerlerde anladığım kadarıyla ekonomi çok kötü. Dolayısıyla bu ekonomiyi canlandırma işlemi yani imkansız hale gelirse erken seçim yani 2022'de bir seçim olabilir gibi bir beklenti var siyasi cenahta. Ama ben şudur diyemeyeceğim çünkü bütün öngörülerimi bu seçime dair şey yanlış çıktı. Çünkü yani mümkünse seçime durumu var. İnşallah. Yani seçimle ilgili ama vatandaş seçim istiyor. Özgürce yani. Haber yapamıyor sen genel başkanım. Ne zaman kurtulacağız onu sormak istedim. Tarihini mi soruyorsun? Elinde sonunda şimdi erken veya geç. Evet. 2023'te olduğunu varsayın. Bakın ben çok samimi söylüyorum. Son zamanlarda yandaş medyaları izleyin. 24 saat taş atılıyor bizlere. Bunun anlamı seçimin kaybedildiğini fark etmiş olmaları arkadaşları. Açık düşüşe geçti. Tabii ondan dolayı oluyor bunlar. Yani o şey arttıkça, saldırı arttıkça, hakaret arttıkça, pis bir dil ortaya çıktıkça bilin ki seçim bitti hatta ya. Yani ilgililer tarafından. Evet. Mama satışı nasıl? Eskisi kadar değil. Neye yöneldi? Şimdi şu anda bunların en ucuzlarına yöneldi. Evet. Yani mesela şey mi işte köylerde yapılırdı eskiden. Onları tekrar döndüler. Aromalarımızı şeyler, nişasta vesaire. Biraz onlara bak. Yalnız ilginç bir şey öğrendim ben. Eczanenin veresiye verdiğiyle ilgili bir fikrim yoktu. Meğer veresiye veriyormuşum. Defteri göstereyim evet, isterseniz. Kaç? Tamam. Ne kadar sizinki? 30-40 bin arası olur. Yani şey de emanete aldığımız 150-250 bin liralık gördüm. Hatta defterde ne kadar var? 30-40 bin. Bir de emanette ilaçlar var. 20-30 dolar. Vatandaşın alım gücünden dolayı eczaneler problem yaşıyor. Alım gücünü oraya gelirsek veresiye defterini sordunuz. Çok güzel yere işaret ettiniz. Alım gücü zayıf. İşleriniz nasıldır? Şimdi ekonomi şöyle. Ülkenin genel ekonomisi kötü. Bir en büyük problem güvensizlik. İnsanlar çuvalda parası yoksa bankaya yatırmayı çekiniyorlar. Yani şahsi olarak ekonomim iyidir veya kötüdür değil ama ülke olarak kötü. Yani. Şimdi mesela sizin şey yaptığınız işte ben şaşırdım zincir marketlerden şikayet ediyorsunuz. Çok. Meğersem beyaz eşya bile zincir marketler satıyormuş. Şoka tabii, girmiştim ben size öğrendim onu. Tabii her şeyi satıyorlar. Ben Singer Bayili'de yapıyordum daha önce de. Ben sırf o yüzden bıraktım. BİM'de, A101'de her tarafta Singer dikiş makineleri satılıyordu. Dedim ben tamirine bana getiriyor. BİM'den alıyor dedim ben bunu hamalını niye yapayım bıraktım. Aynen. Doğrudur yani. Evet. Zincir marketler, büyük marketler. Hiç yapıyorum. Bugün siftah yaptınız mı? Yok. Bugün yok. Hiç. Yok, bugün yok. Dün? Devletle çalışıyoruz. Hoş geldiniz önce hocamıza. İşleri sorarsanız işte eski işleri alalım. Bunu arıyoruz. Çünkü alım gücü kalmadı Sayın Başkanım. Yani alım gücü eskiden bir emekli bir maaşıyla en az 12-13 tane çeyrek alırken 2000 yılların başında. Şimdi 2 tane belki biraz iyisi 3 tane çeyrek alabiliyor. Bu da alım gücünü düşürüyor. İsterseniz bizler de yansıyor. Şey diyorlar mesela işte 1974'ten 78'de böyle ölümlük derler yani kesmen parası saklar teyzeler. Evet. Onları geri bozduruyorlar. O zaman basılmış mesela çeyrek yarım altınlar. Yani şey geri onları bozduruyor diyorlar. Şimdi, yani o şeyi veya buradan diyor kredi kartı alıyor. Gidip öbür tarafta bozduruyor diyor. Onlar var mı onları sizde? Onları telefonu ilk zamanda bir şeyle yaptık. Çok zoruma gitti. Şimdi müşteri geldi. Kartlar satıyor musunuz? Ya satıyoruz dedik. Kartlar şey yaptık. Sonra
bunu bozar mısın dedi. Ben paketi yeni çalmışım. Bir yan kendimi bir kötü hissettim. Sonra dedim niye böyle yapıyorsun? Dedi ki bankadan çeksen daha yüksek faiz ödüyorum. Faiz ödüyorum, o yüzden böyle yapıyorsun. Ama litreyi zor geldi. Sonra düşündüm, satmak zorunda mıyım? Zorundayım. Almak zorunda mıyım? Onu da zorundayım. Yapacak bir şey yok. Gerek yok fotoğrafı. Sadece kadınlarımız fotoğraf alacak. Ben tek çekeceğim. Çektim. Önüne geçmeyelim. Burada durdum. Gelin bakayım kim fotoğraf çektirsin. Evet. Kameraya dikkat edin. Fotoğraf alsınlar.